Beşiktaş ikinci yarının hemen başında golü buldu. Çok sayıda şut denemesi var. Ben dedim ki acaba hani Santos'un oyun planı da bu mu? Topu bırakıyor, rakip de yoruldu, alan bıraktı, izin verdi. Sonra kendisi oynamaya başladı, skoru aldı, kontrollü oynamaya devam etti. Ben şey pozisyonu, Konya pozisyonu hatırlamıyorum. Hocam Konya ortada sıçan oynuyor gibi bir top oynuyor yani. Ortada sıçan oynardık ya eskiden böyle. Onun evet. gibi top oynuyor. Yani pas pas pas. Görüntü var, ses yok. Bal yapmayan arı. Görüntü var, ses yok. Böyle futbol olmaz. Batmadılar Beşiktaş'a. Beşiktaş da müsaade etti biraz. Evet. Hele ilk yarı çok müsaade etti. İkinci yarı etmedi. İkinci yarı Beşiktaş. Yalnız o Arnavut çocuk biraz faydalı olacak hocam. Evet. Bir topu direkten döndü, vuruyor. Hocam, ikinci gol de öyle geldi. Şimdi Fernandes de orada direkt oynayan adam, batan bir adam. Bu da direkt oynayan bir adam. Bu da batarak oynuyor. Bunun bir avantajı var. Çok kısa mesafede topa kalçadan vuruyor. Evet. Yani çok fazla stop etmeden filan. Defanslar için, kaleciler için çok tehlikeli ve iyi vuruyor. Yani ceza alanı civarında yakaladı mı vuruşları da iyi yapıyor. Beşiktaş ondan bayağı iyi faydalanır gibi geliyor. Faydalanabilir evet. Yani rakip için tehlikeli bir adam orta sahadan çıkarken. Bir de bir şeye dikkatimi çekti. Özellikle ikinci yarı Beşiktaş çok şut attı hocam. Çok hocam evet. Yani onu özellikle şey yapmışlar yani. Bak şimdi ilk yarıda 6 şutu var. İkisi isabetli. İkinci yarıda maç sonunda 19 şutu olmuş. E şu buyur. 13 şuta gelmiş. Konya takımı ikinci yarıda 1 şut atmış isabetsiz o da. Evet. İlk yarıda 3'te 2 idi. 4'te 2 olmuş. Bir tane şutu var. Ya pozisyonu yok diyorum. İkinci yarıda 5 isabetli 13 şutu var. Beşiktaş toplamda 19'da 7'ye gelmiş. İlk yarıda 6 kez topla buluşmuştu. 17 olmuş bu sayı. İkinci yarıda 11 kez buluşmuş. Konya 7'ydi. 3 kez buluşabilmiş. Semih iyi işler yapıyor sahada. Semih ikinci yarı iyi işler yapıyor. Güçlü. Ağırlığını koydu maça. O fiziği, o çok da kısa boylu bir adam değil. Öyle olmasına rağmen hareketli bir oyuncu ha. Güçlü. Kuvvetli ve hareketli. Yani bana bravo. Beşiktaş için de Türk futbolu için de çok faydalı bir adam. Efendi de bir yapısı var gördüğüm kadarıyla. Öyle şey bir tip değil. Valla pırıl pırıl hocam, bir çocuk helal olsun. 18 yaşında gelişime çok açık. Üzerine bozmayalım. Koyacak. Bozmayalım. Tabii ama tabii maşallah diyelim. Diyelim bozmayalım daha ama hakikaten. Koyacak, çok daha fazla gelişecek. Şey de müsait. İstekli bir çocuk. Yani geliştirmeye falan ilerlemeye çok müsait bir çocuk. Aferin. Helal olsun. Çok büyük bir şans. Yalnız, hem Beşiktaş hem Türk futbolu için. Abu Bakar girerken ıslıklandı. Islıklandı hocam. Ben de onu söyledim. Bayağı bir ıslıklandı. Yalnız yani. Bak hocam. Abu Bakar geldi güzel falan. Sonra yanlış yaptı. Az daha şampiyonluk gidiyordu. Yanlış yaptı. Beşiktaş'ı sattı gitti. Çok net söylüyorum. Sonra alınmaması gerekirdi. Ama biliyorsun Beşiktaş'taki yönetimler bir felaketti geçmişlerde. Aldılar. Yanlış yaptılar. Abu Bakar bunlarla da oynamaya kalktı. Ama ve lakin. Şu anda seyirci tamam ıslıkladı da bence devam etmemeli. Yani o şeyi gösterdiler tepkiyi. Devam etmemeliler. Niye biliyor musun? Aldığın mal senin elinde. O malı ıslıklayıp o malı köreltirsen satamazsın. Bırak ıslıkladın. O mal oynasın, onu parlat, onu sat. Ondan para kazan. Faydalan da sahip. Ha, ders alırsa da faydalan. Onun için yani belli bir yere kadar tepkiye tamam ama ondan sonra artık senin malın. Yani kaybetme bazı şeyleri bence. Beşiktaş Santos'la iç sahada hiç gol yememiş bakın. Şimdi arkadaşlar hemen bunu çıkardılar. 3-0 Karagümrük, 0-0 Adana Demir, 2-0 Trabzon, 2-0 Konya. İlk iç saha maçı derbi. Kupada Eyüp maçında da gol yemedi. Kupa maçı. Ama yani adam geldiği zaman söyledi ama. Önce diyor, gol yemiyor. Önce gol yemeyeceksin diyor. Doğru. Gol yersen iki tane atman i̇şte lazım hocam. Lucescu da bu tarz bir teknik adamdı. Evet.
1-0 olsun, benim olsun. Ben atayım ama gol yemeyeyim. Hocam bir atarsan iki tane yiyeceksin. Ya çok fazla aptalca açık oynamanın ne anlamı var abi? Muçi diyor ki, çok mutluyum. İlk iç saha maçımda 3 puan kazandık. Taraftarı daha önceden biliyordum. İç sahada ne kadar desteklediklerini, galibiyet almak son derece önemliydi demiş Ernest Muçi. Yani şimdi önümüzdeki sene Avrupa Ligi'nde olabilmek, yani Ziraat Türkiye Kupası'nda da gidiyor Beşiktaş. Ligde de üçüncülük hedefi var. Kupadan doğrudan playoff oynar eğer kupadan giderse Avrupa Ligi'nde. Üçüncü olursa Avrupa Ligi'nde iki önelemesi var. Dördüncü olan Konferans Ligi'ne gidiyor. Evet. Şimdi artık neden bunları söylüyorum? Paralar farklı çünkü. Artık yani bu kadar ekonomik sıkıntılar söz konusuyken Türk futbolunda kazanılacak paralar önemli. Euro ile kazanıyorsun. Yani oralar eskiden ya Euro işte Avrupa Ligi'nden çok kazanmıyor falan diyordun. Şimdi Avrupa Ligi'nden bile benim, hani gelecek olan 15-20 milyon euro seni başka yere taşır. Ama benim duyduğuma göre hangi firma bilmiyorum. Bir firmanın bir tanesi Türk parası vermiş yerlere. Öyle duydum. O bu lig için diyorsun sen. Evet. Bugün yine komisyon vardı. Bugün görüşeceklerdi artık. Yani birisi euro vermiş, birisi Türk parası vermiş. Bugün biri söylüyordu yani. Abi Türk parası olur mu ya? Euro olur. Sen futbolcuyu euro alıyorsun. Futbolcuya euro veriyorsun. Olmuyor. Ya futbolcuya da Türk parası versen kabulüm. O zaman Türk parası verelim. Ama sen futbolcuya bilmem neye euro veriyorsun. Malzemeyi euro alıyorsun. Sana yayıncı harcamayı kuruluş, da döviz yapmak Türk parası lazım. Verecek. Olmaz. Herhalde yani ona da bakacaklardır. Tabii. Onu artık zaten kurallarda var. Bak bu Beşiktaş'ın stoperi Worrell, Joseph Worrell, Joe Worrell. Bugün o kenardaydı. Bilemiyorum tabii, çok mutlu değildir şüphesiz ama Necip de hocam şey gibi, nereye koysan ne zaman olsa Necip oynuyor yani. Hocalar değişiyor, Necip hiç değişmiyor hocam. Yani değişmeyen tek şey Necip. Hani zaten var ya o meşhur var. Necip'in Beşiktaş'ta bırakmasın. Zaten orada bırakır. Tabii. Ama Necip de ilk 11'de oldu mu hakikaten o zaman da diyorsun ki lan aha, Necip de faydalı oynayan bir adam ama bazı yerlerde bazı işlerde de Necip olmamalı diyorum ben. Ama Necip kenarda mutlak olmalı. Evet. Bir bakalım stoperlere. Necip oynadı sürekli vallahi. Muçi bu arada kazanacağımızı hissettik değil mi? Bak Koli Necip oynamış. Necip Bey'le oynamış. Amartey Necip oynamış. Worrell Necip oynamış. Zainuddinov Necip oynamış. Hep payda Necip. Ortak isim Necip. Bak Koli Necip 8 maç oynamışlar. 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi. Bugün yine Koli Necip vardı. Necip Bey'le yenilgi yok. Amartey Necip var mı? Pardon, Necip Bey'le de bir yenilgi var. Amartey Necip'te bir galibiyet bir var sadece. Bakıyorum. Zainuddinov'la bir galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi. Worrell'la bir beraberlik. Valla Necip çoğunlukla zaten Koli Necip ikilisi oynamış hocam. Evet. 8 maç. Amartey Koli de Zainuddinov Necip gibi 4 maç oynamış. Tayyip biraz daha bu şeyde sanki ikinci plana düşüyor gibi. Ama ona da ihtiyaç duyulacaktır. Yalnız 2, 4, 6, 8, 10 tane farklı stoper ikilisi olduğuna göre vah Mert Günok diyorum ben. Yani çok orada hem arayış hem sakatlıktan hem cezalardan hem milli takıma gitmekten kaynaklanan sürekli bir arayış oldu teknik adamların. İyi güzel de kaleci ne yapsın? İşte vah dedim ya ben ki yani bugün iş düşmedi ama birçok maçta da Mert kurtardı takımı. Evet. Kimi zaman puanı kurtardı, kimi zaman galibiyeti kurtardı. Ne ikinci baharını yaşıyor ikinci hocam bahar öyle değil mi? Vallahi öyle. Ve yani milli takım için de çok önemli. Şu anda bence milli takım için en formda kaleci o. Evet. Yani Uğurcan var. Altay zaten oynayamıyor. Belki başka bir isim mi düşünebilirler oraya. Ama Mert Günok önemli hocam. Şeyde tam Avrupa Şampiyonası yolunda. Genç bir takımımız var. Tecrübeli bir kalecimiz olabilir lazım, orada. Lazım, iyi olur. İyi olur hocam. İyi kötü olur. Olmaz. Ah ya. 10 farklı stoper ikilisi. Evet. Ve hep Necip.
Beşinde Necip var. Partnerler değişmiş. Necip değişmemiş. Muçi devam ediyor. Tek bir yerde oynamaktan ziyade faydalı olabileceğim her pozisyonda oynayabilirim. Sağda olduğum sürece hücum fırsatları yaratmak istiyorum. Önemli olan takıma katkı vermek bak, diyor Ernest Muçi. Değil mi? Çünkü hakikaten öyle yani. Zaten gezgin oynuyor. Aklı hep direkt kalede. Adam geçiyor şut atıyor. Yani Fernandes'ten artısı var. Fernandes'ten artısı var alışırsa. Tabii canım. Fernandes de adam geçiyor. Şimdi tek geçiyor Fernandes'e biniyordu yük. Fernandes üretkenlik sıkıntısı yaşıyor. Evet. O son vuruşları, son pasları. Bu bayağı vuruyor. Bu öyle değil. Bir de cesaretli. Yani şöyle ben vururum, nereden vurayım falan yok. Yakaladı mı yapıştırıyor. Bir iyi yapıştırıyor. Şimdi hocam tabii şeyler arttı. Eldeki oyuncular sakatları iyileşti, geri döndüler vesaire. Biraz Hasemi Kılıç oyna demiş. Kazandığımız için çok mutluyum. Kazanmamız gereken bir maçtı. Ben de golle katkı sağladım. İyi oynadık. Galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. İyi bir şekilde devam etmek istiyoruz demiş Semih Kılıçsoy. Bir şeye bakmak istiyorum. Süper Lig performansları Beşiktaş'ın golcülerinin. Yani orada Abubakar var, Cenk var, Semih var, Muleka var. O hazır mı? Hazırsa bir bakalım, o iyi bir veri. Oo, bak şimdi hocam. Semih Kılıçsoy 923 dakika 14 maçta 8 gol 2 asist. Verimliliğe bak hocam. Evet. 14 maçta 10 kez skora katkı yapmış. 1.1 isabetli şutu. 1.3 dribling. Cenk 23 maç oynamış. 5 gol 2 asist. 7 kez skora katkı yapmış. 1495 dakikada. Abubakar 4 gol 1 asistlik katkısı var. 871 dakikada neredeyse Semih kadar bir sürede 4 gol 1 asistlik yarısı kadar katkı yapabilmiş. Muleka'nın 2 gollük katkısı var 1164 dakikada. Yani son maçta başına, fena değildi ama. Dakika başına bulsak, dakika başına ikili, dakika başına kaç acaba? Allah'cığım orada en iyi rakamlar şüphesiz Semih'te. Değil mi? Tabii tabii. Semih'te. Yavru Semih. Yani şu görüntüde Muleka hani son maçlarda biraz kıpırdıyor ama sadece 2 gol bu tabii lig performansı. Yeterli olmaz. Yani Abubakar aşağı, Abubakar yukarı, o da 4 gol bir asist. Evet. Yani tamam en az süre alan o fakat yani Semih'le arasında 50 dakika var. Bir devre yani. Evet. Bir devre fark var. 2 katı performans vermiş Semih Kılıçsoy. 2 katı gol ve 2 katı asist. Ki Semih'in oynadığı Beşiktaş maçının zorlandığı takımlarda, zamanlardaki oyunu bu. Beşiktaş'ın sıkıntılı döneminde. Sıkıntılı, zorlu zamanlarda Abubakar'ın öyle değil. Sıkıntılı zamanı yok onun. Onun sıkıntılı zamanı var. Peki bu çocuğu bundan evvelki bir iki teknik adam görmemişler mi abi bunu? Ne? He? Körler miydi? Bir iki teknik adama böyle top çalalım diye uğraşıyorlardı. Çocuk gözünüzün önünde. En büyük abi transfer Semih hocam Beşiktaş için. En büyük transfer abi. Tamam yani. El Musrati'yi, Muçi'yi yani ama bunu, en iyisi Semih. Bunu kusura bakmayın ama bu çocuğu görmemek aptallık. Hocam net, bu aptallık. Yıl 2024. Veya başka bir şeyler var. Bak ya aptallık ya da ya Semih şimdi boşver geç onunla mı uğraşacağım. Alırız birini kurtarırım. Hazırı düşünelim diye. Bak şimdi bak, olmaz. 12 gol atmış 2024 yılında Beşiktaş yani yeni yılda 12 golü var. Semih'in 7 gol 2 asisti var. Yani bu 12 golün 9'unda Semih'in imzası var. Daha ne yapabilir ki bir? 18 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Evet. 18 yaşında. Evet. Yani 12 golde bu sezon yani bu yıl düzeltiyorum. Beşiktaş'ın bu yıl attığı 12 golden 9'unda 7 gol 2 asistle 18 yaşında bir çocuğun imzası var. Allah yolunu açık etsin, nazar değmesin. Nazar değmesin, evet. Yani, Karadenizli inadı var ama hocam. Hocam 90 numarayı nereden buldu onu merak ediyorum. 90 dakikadan falan mı geliyor acaba? Bilmiyorum, yani 91 şey almamış. Ben 90 dakika oynarım diyor. Değil mi? 90 ne acaba ne? Bizim arkadaşlar bir sorsalar.
90. Acaba neden aldı o numarayı? Şimdi Trabzon beni görmedi mi diyor 91. Yani. Vallahi bence çok müthiş rakamlar. İsabetli şut anlamında da kendisinden büyük abilerinin bugün, iki katını bulmuş. Bugün sol taraftan 2-3 driplik yaptı. İkisinde avuta çıktı. Adamları leblebi gibi geçti ya. Hocam. Bir tanesi 2 metre geriden gelip 2 metre önüne geçiyor. Evet. Bir de yani şeyle geçiyor omuzla. Evet. Daha, diyorum ya 18 yaşında bu çocuk. Evet. Daha, yani gelişir bu çocuk. Yere daha gelişir. Sağlam basar. Daha iyi antrenman bu aldıkça, iyi hocalar elinde. Bu maçları oynadıkça daha iyi olacak tabii. Şüphesiz. Abi evet maşallah yani. Diyelim. Semih bizim için önemli. Böyle oyuncuları böyle pamukları sarmalayıp. Yok sarmayalım pamuklara. Sarmayalım da. Çamur sahalara atalım. Çamur sahalarda daha, daha ilerler. Sen de pamuğu sahaların haline baksana. Beşiktaş zemini şey iyi gibi gözüktü önce. Çok kötü değil ama ya. Ha? Yok yani şeylere kasıtla söylüyorum. Kötünün iyisi diye. Hayır abi. Cumartesi pazar gördüğümüz zeminlere göre. Hayır ama iyi değil. Onlar felaket zaten tabii, de. Yine iyi değil abi. Doğru ya. Maalesef. Ki bunun zemini yapılırken ben gittim. Çok iyiydi. Bayağı iyiydi. Sonra niye öyle oldu bilmiyorum. Bir hani bir konser falan oldu ya bir ara. Evet. Ama ya bunu... Ondan sonra dikiş tutmadı. Tamam da ama altı iyi bunun ya. Ben bunu gördüm yapılır. Evet evet. Evet. Yani bir sebebi var mı? Acaba çim hastalığı falan mı oldu? Öyle bir hastalık meşhur var ya. O geldi mi sıkıntı büyüyor. Çim hastalığı. Çim hastalığı hep bizde mi oluyor hocam? İngiltere'de birden olmuyor mu? Bir 3-4 yarışına bakabilir miyiz? Bu arada röportajlarda arkadaşlarımıza haber veriyor. Birazdan röportajlar olacak. Gideceğiz Tüpraş Stadı'na, Dolmabahçe'ye. Onu da belirtelim. Ha, üçüncülük, dördüncülük yarışı var hocam. Avrupa'ya gidebilme yarışı var. Şimdi biz bu 3 takımı aldık şu anda. Değişir tabii daha. Ama hani birbirine yakın puanlı oldukları için Trabzonspor, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı aldık. Şimdi Trabzonspor'un milli araya kadar Adana Demirspor'la oynayacak. İçeride Kupa'da Başakşehir maçı var. Deplasman Alanyaspor, Karagümrük mesela 4 maçından 3'ü içeride Trabzonspor'un. Bir avantaj bu. Alanya deplasman. Fenerbahçe maçı var bu arada bir iç sahada. Beşiktaş'ın İstanbul'a gittikten sonra Konya ile bu kez kupada karşılaşacak. Galatasaray derbisi var Beşiktaş'ın da. Konya ile nerede oynuyor? Orada mı burada mı? Konya ile burada. Ha. Antep'e gidiyor. Antep zaten zemin felaket. Onu bir şey söyleyemeyeceğim. Sonra Antalya maçı. Antalya Spor'la burada. Ki kupada net bir galibiyet almıştı. Evet hocam. Şimdi bir tanesi ofansif anlamda çok etkili. Diğeri defansif anlamda şimdi, çok kontrollü bir takım. O maça kadar iki maç daha oynayacak Beşiktaş. Haliyle bir yerleri daha oturtacak. Yani bir yerler bu oyuncular gelen oyuncular işte Salih, Abubakar, Gezza falan evet. Girdi. Yeniler, Muçi, El Musrati. Yani biraz daha takım hani tabii. Kadro genişledi, derinlik kazandı. Yani kalan bölümde Beşiktaş daha ayağı yere basan, daha ne oynamak istediğini belli eden güzel bir takım olacak. Olur. Kasımpaşa bu hafta Fenerbahçe maçı var. Kupada yok. Sivas, İstanbul deplasmanı, Galatasaray'la da içeride. Yani bu 5 maçın ikisi büyük takım. 4 maçın pardon. İstanbul Spor deplasman sayma. Doğru. Doğru. Yani. Sivas'ta içeride. Güzel, karşı komşuya gidiyorlar. Şöyle yani Kasımpaşa hiç İstanbul dışına çıkmıyor. Gördüğün evet. Gibi. Ama iki tane büyük maçı var. Bakacağız. Yani milli araya kadar bu üçüncülük yarışı da enteresanmış. Santos ne demiş Fernando Santos? İlk 25 dakikada sahada yoktuk. Doğru. Doğru. Rakibimize topu verdik. Çok geride savunduk. Aynısını devre arasında söyledik. Şeye kadar hiç yoktu. Son 15 dakika hariç diye. 25'ten sonra biraz daha önde basmaya başladık. Topu da daha iyi kullanmaya başladık. Hakikaten öyle. Devre arası oyuncularımla konuştum ve ikinci yarıda bu durumu değiştirdik.
Yani müdahale ettim ben diyor bu işe bir. Geliyor şimdi. Rakibimizi kalemize yaklaştırmadık. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. İlk 25 dakikadaki oyunu bir daha tekrarlayamayız. Doğru yaptıklarımızı geliştirmek zorundayız demiş ki hakikaten o bölüm bir 25 dakika 30 dakika. Çok kötü o bölüm ya. Çok kötü de hocam. Toplam kaç pas yapmıştı iki takım? 430 mu dedik? Öyle bir şey dedik. 440 pas, 450 pas. Peki 450 pas yapıyor iki takım. Allah aşkına bir tane pozisyon var mı? Ne pes abi bu ya? Zaten 7 kere iki takımın toplam rakip ceza sahasına girdiği sayı 7 idi. Buyur. Yani nasıl bir maç abi? Ya ilk yarı tam bir rezalet ya. Çok kötüydü ya. Çok kötüydü. Devam ediyor Santos. Adaptasyonla ilgili bir durum değildi ilk 25 dakikadaki oyun. Agresif değildik. 3 tane faul yapmışsın yani tabii ki. Adam çok net yani tahlilde. Evet bak yaptığımızı bir takım olarak oynayamadık. Tabii. Yeni oyuncularla ilgili değil. Bütün takımla ilgili bir sorun vardı ilk 25 dakikada diyor. Doğru. Doğru teşhisi koymak, tedaviyi yapabilmek evet. açısından önemli. Ne kadar Santos'un söyledikleri net. Evet abi. Güzel. Gayet net bir öz eleştiri yapmış. Evet. Yani yeni takım olmakla falan ilgisi yok. Hiç mücadele yoktu. Agresif diye. 3 tane faul yapar mı ya? Beşiktaş takımı bütün bir yarı. Raşitsa formaları imzalıyor. Birazdan röportajlarda gelecek. Raşitsa iyi çalışıyor. Giriyor çıkıyor ama daha verimli olması lazım. Evet. Mesela giriyor tamam topa burada. Mesela biraz daha gir orada cezalandırma öyle vur mesela filan. Bunu yapabilecek kapasitede bir adam. Ama yani şeyine göre, mücadelesine göre daha fazla bir şeyler vermesi lazım. Yaptığı mücadeleye göre. Tabii takım arkadaşlarından filan. Şimdi Beşiktaş da abi kadro madro abi ne değişti abi ya yani. Düşün. Oho, yepyeni bir olay. Tabii. Yepyeni bir olay. Kolay değil. Teknik adam değişti. Peki bakalım o teknik adama... 9 maç var. 9 maç var. Bunlar 1 2 3 4 5 6 7 8 evet 9. İkisi Ziraat Türkiye Kupası. Bir dakika dur. Senin maç sayısına geldik hocam 10. maça. Tabii 10. maç. Şimdi sen bana bir soru yönelttin. Nereye hani... gitti? Ha, Muçi konuşuyormuş. Hemen gidelim. Muçi'ye kulak verelim. Ne diyecek bakalım? Dream come true for me to play in front of these fans for this club. It's really honor for me to represent this team. So I'm very happy that I'm playing my first game at home. So I'm looking forward to the next ones, and I'm happy that we can get the win today. Benim için bu bir hayalin gerçekleşmesiydi. Taraftarımızın önünde oynamak, iç sahada bu maçı oynamak benim için büyük bir gurur kaynağı. Dediğiniz gibi ilk iç saha maçını oynadım ve devamını oynamak için de sabırsızlanıyorum. Galibiyetten dolayı da çok mutluyum. İlk galibiyetini de gördüm Beşiktaş'ta. Geçen mücadelede kanattaydı. Mücadelede 10 numaradan sonra gitti. Fernando Santos'un hücum planını nasıl görüyor? Ayrıca adaptasyon sürecini. Yes, I think it's a... I can play in offensive in any position. I think I can change positions. It's not a problem for me as long as I'm part of the offensive. It's a good as well. I must defend as well. So it's a very good tactic we use. Now we have to just keep winning, and I think we are in a good way. We must continue to play like this in at home as well as away. So we have very important games in front of us. Hücumda her pozisyonda oynayabilirim. Farklı pozisyonlarda, farklı mevkilerde oynayabilirim. Hücum olduğu sürece oynayabilirim. Tabii ki işin savunma kısmını da yapacağım ama hücumun her bölgesinde oynayabilirim. İyi yoldayız. Böyle devam etmemiz lazım. İç sahada olduğu gibi dış sahada da deplasmanlarda da galibiyetler kazanmamız lazım. Önemli maçlar var önümüzde. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Hakan Bey. Tebrik ederim. Daha özel bir sebebi var mı? Is there a special reason for the tattoo of his asking? Yes, there is a special reason, but it's for me only, so I think
It's not important to say this. Evet var ama bana özel bir durum, bana özel bir konu dile getirmek istedim. Başka soru? Transfer ile ilgili çok şey konuşuldu. Polonya Cumhurbaşkanı'nın devreye girdiği iddia edildi. Burada bununla ilgili kendisinden dinleyebilir miyiz? Bu süreç nasıl gelişti? Can you listen the process for me? How did it happen? From my, what can I say? I was one day before, like we stay in the hotel. I was with my ex-team Legia, and 1 o'clock in the morning, I get the call that at 5 I must travel back to the city to go to Istanbul. So that's it for me, you know. Just I learned this hours before I came here, so I was very happy to and I could not wait to come here. So it's, I can say, dream come true for me. Bir gün öncesinde eski takımımdayken bir gün öncesinde konudan haberdar oldum. Daha sonrasında saat 5'te İstanbul'a gitmemiz gerektiği bana söylendi. Yani ben de konuya saatler önce vakıf oldum açıkçası. Çok kısa süre öncesinde öğrenmiş bulundum. Ama çok mutluyum geldiğim için. Tekrar dediğim gibi sabırsızlanıyorum ve bu benim için bir hayalin gerçekleşmesi anlamına da geliyor. Başka soru yok galiba. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Evet, Muçi'nin söyledikleri de bu şekilde. Birazdan yine açıklamalar olacak, bağlanacağız. Dolmabahçe'de Mete Vardar da konuşacak büyük ihtimalle. Santos'ta kalmıştık hocam. 9 maç, bir şey diyordun sen tam. Santos'a ilişkin miydi? 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi. 13 gol atmış, 6 gol yemiş. Santos performansı bu. Tabii bunların içinde iki tane kupa maçı da var. Şimdi tabii Beşiktaş'ta bir dalgalanma var. İşte o 4 başkandan sonra tabii ekipler kimisi ona kızıyorlar, kimisi ona kızıyorlar filan. Sen bana bir şey söyledin haftayımda. Dedin ki bu Fernando Santos'u mecbur mu kaldılar, getirdiler? Kafalarında başkaları mı vardı? Yok yani, biliyorlar mıydı nasıl oynayacağını Santos'un? Yani Santos oyunu nedir? Portekiz milli takımında özellikle son dönemde ağırlıklı olarak hani onu çalıştırdığı için, oradan tanıdığımız için ne oynatıyordu Santos? Mesela Portekiz basını böyle bir kadro, bu kadar ofansif bir kadro, bu kadar savunma oynar mı diyordu. 2016'da şampiyon olurken bile o eleştiri aldı. 2018'de mesela. Öyle eleştiri aldı Fernando Santos. Ama yani daha kompak oynuyor Santos takımları. Evet. Şimdi tabii bunu deyince sen bana bazı şeyler de geldi tabii, hemen mesajlar. Zaten Beşiktaş alacak kimseyi bulamadı. En son buna buldular, mecbur kaldılar. İşte Lucescu'ya gittiler. Ertuğrul Sağlam dahil herkese teklif ettiler. Herkes reddetti. Deniyor. Allah Allah. Deniyor. Bilemiyorum. Şimdi tabii Beşiktaş'ta hala da muhalefet iktidar kavgası hala devam ediyor. Bunun içine dezenformasyon da olur. Bunun içine basın da girmiş durumda. Bayağı bir sallamalar var. Bakalım bu sallamalar birbirlerine. Biz karşıdan bakıyoruz hocam. Tribündeyiz biz. Bakıyoruz. İyiyse iyi, kötüyse kötü. Neyse ona bakacağız. Ona bakmaya devam ediyoruz. Tabii. O kadar. Bizim yapacağımız bir şey. Çünkü şu anda bir bilgi kirliliği oluyor. Bunu da işte birisi varmış, menajer, meşhur Mendes. Onun vasıtasıyla geldiği filan söylüyor. Yani kulüp başkanının değil de şeyinden filan diyorlar. Bakalım şu Beşiktaş'taki iç kavga nereye varacak, merak ediyor. İyi değil ama. Yani sen tek ses olursan başarı gelir. Camia... Olamaz. Ama aynı camianın insanları bunlar. Olamaz Beşiktaş'ta. Çünkü bayağı bir şeyler değiştirmeye kalkıyor bu yenileri. Eskiler bayağı bir kalmışlar hocam. Kolay değildir eskiyi değiştirmek. Doğru söylüyorsun. Hocam Tolga dedi ki, yönetmenimiz, abi bir şey dikkatini çekti mi? Nedir? Tabii ben böyle yapıyorum. Biz onunla, o konuşuyor, ben vücut diliyle anlaşıyoruz hocam Tolga'yla. Hep diyor kupa maçı hariç Antalya maçı. Ya hiç gol atamamış ya hep kendisi atmış. Yani atmış yememiş, atamamış yemiş. Hiç karşılıklı gollü maç, kupa maçı dışında ligde yok diyor. Hakikaten işte Karagümrük'ü 3-0 yeniyor. Pendik'e 4-0 yeniliyor. Adana maçı 0-0.
Sivas'a 1-0 yeniliyor, Trabzon'u 2-0 yeniyor. Kayseri 0-0, Konya'yı 2-0 yeniyor gibi. Hocam böyle enteresan hocam, bir durum. Hocam olabilir, doğumlar sancılı olur. Evet. Şöyle zırt diye doğum olmaz. Hocam buradan nereye doğru gidiyoruz bilemiyorum o yüzden. Hemen doğumdan bu tarafa doğru gelelim. Doğumlar sancılı olur. Sezeryan olursa tabii o ayrı bir olay. Onun için doğumlar sancılı olur hocam. Bir anda olmaz. Onun için. Doğru. Tartışa tartışa, kavga ede ede, çarpışa çarpışa. Doğru. İyiyi bulmak diyecekler. Önemli. Doğruyu bulmak önemli. Evet. Biraz sabır gösterecek taraftar da, evet, camia da. Biraz sabır.